Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni videoma. Geçen hafta video paylaşamadığım için kusura bakmayın, lütfen kusura bakmayın. Benim için hayat çok yoğunlaşmaya başladı ve bundan hiç memnun değilim. Ama yetiştirmeye çalışacağım, merak etmeyin. Belki bundan sonra haftada bir videoya düşürebilirim. Çünkü bayağı şey var başımda. Yetenek sınavına hazırlan, keman çalış. Okul başlıyor şimdi biliyorsunuz. Bir de ben son sınıf olduğum için öğretmenlik stajı yapmak zorundayım. Her neyse, bugün arkadaşlar sizlere çok güzel bir web sitesinden bahsedeceğim. Bu web sitesinde aradığınız, müzikle ilgili aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Bana olan destekleriniz beni çok mutlu ediyor gerçekten. Her ne kadar kanalımda şu an için çok büyük bir gelişme gösterememiş olsam da gelen bir yorum bile beni mutlu ediyor, inanın buna. Ama inanıyorum yani mutlaka gelişeceğiz değil mi? Sitemizin adı Türkçe olarak imslp.org. İngilizcesi de işte IMSLP. Açılımı neydi açılımı? International Music Score Library Project. Yani arkadaşlar demek istiyor ki Uluslararası Müzik Kütüphanesi Projesi gibi bir açılımı var. Türkçesi böyle. Arkadaşlar bu sitede gerçekten ben keşfettiğim için o kadar mutluyum ki, harika bir site ya. İçerisinde A'dan Z'ye resmen yazılmış bütün klasik müzik eserleri, bütün enstrümanlar için, keman için, piyano için, işte bütün, neredeyse bütün enstrümanlar için yazılmış olan bütün konçertolar, sonatlar, etütler, her şeyi bulabiliyorsunuz. Her şeyi ve ücretsiz üstelik de. Sadece indirmek istediğiniz zaman orada kısa bir 15 saniyelik bir beklemenizi istiyor. Bağış yapabiliyorsunuz siteye. Sakın siz onu ücretli sanıp da çıkmayın. Orada 15 saniye bekliyorsunuz, sonra indirebiliyorsunuz. Ben bu site sayesinde kendime bir sürü etütler, İşte ne bileyim çalışmalar, her bulduğum çalışmayı kendime indirdim, çıkarttırdım. Bir de psikopat bir derecede çalışmayı sevdiğim için işte burada Beethoven'ın Spring Sonatını indirmişim. İşte bunları flash diske indiriyorum PDF olarak, sonra getiriyorum kırtasiyeyi de bunları çıkarttırıp tel şey yaptırıyorum, spirallettiriyorum. Harika oluyor. Üstelik arkadaşlar bu sitede sadece notalarına ulaşmıyorsunuz, aynı zamanda kayıtları da dinleyebiliyorsunuz. Orada böyle büyük sanatçılar tarafından yapılmış kayıtlar var. Oradan kayıtları dinleyip de fikir edinebilirsiniz. Nasıl çalınıyormuş, nasıl yapılıyormuş falan. Belki benim bilmediğim, görmediğim daha yüzlerce özelliği olabilir bu sitenin arkadaşlar. Siz kendiniz girip keşfedebilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım zaten. Oradan gidip siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada sadece eserler değil, etütler, çalışmalar, egzersizler de bulabiliyorsunuz. Mesela ben çalışacağım etütleri de oradan çıkarmıştım. İşte burada Sevcik adlı kişinin eserleri var, şeyleri var, çalışmaları var. Biraz zorlar gerçi. Ben bunları henüz yapmayı başaramadım ama yine de indirmişim. İleride çalışırım. Siz de arkadaşlar böyle indirebilirsiniz. Ben sitenin linkini aşağıya bırakacağım. O siteye girip kendinize uygun çalışmalar bulabilirsiniz, araştırmalar bulabilirsiniz. Staccato'da sorun yaşıyorsunuz, hemen o siteye girip staccato egzersizleri yazarsanız bir sürü egzersiz çıkacaktır karşınıza eminim. Adın üzerinde zaten, Uluslararası Müzik Kütüphanesi Projesi ve ücretsiz tamamen. İyi ki bu siteyi keşfetmişim diyorum. İyi ki bu siteyi keşfetmişim. İyi ki. Yoksa nasıl bulacaktım bu müzikleri? Bunları nasıl bulacaktım? Evet arkadaşlar, böyle kısacık bir video oldu biliyorum. Olsun. Burada size bu siteyi kendim kullanıyorum. Harıl harıl kullanıyorum bu siteyi. Siz de kullanın istedim. Belki haberi olmayan vardır, bilmeyen vardır. Şimdi çok işine yarayacak belki de. Başta da söylediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer videolarıma da şöyle bir göz atabilirsiniz eğer ilk kez geliyorsanız bu kanala mesela. Bakın şöyle bir neler yapmışım. Bu aralar şeyi planlıyorum.
shorts videolar var biliyorsunuz ki. Shorts videolar çekmeyi düşünüyorum böyle eğlence içerikli gibi. Umarım başarabilirim. Bana iyi dileklerinizi iletin. Aşağıya da çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ben mutlu oluyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum hepinize. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Bye bye. Hep aynı çıkışı yapmayayım bence. Hadi güle güle o zaman. Görüşürüz. Bye bye.